Bunu aşmamız lazım. Efendim Sayın Karabağlı, ekonominin seyrini anlattınız. Ekonomideki son gelişmeleri, son verileri anlattınız. Yeşil mutabakatı anlattınız. Dünya nereye gidiyor aslında, biz nerelerde sayıyoruz? Onu söylediniz. Teknolojide dünya nereye gidiyor, biz nerelerdeyiz? Onu anlattınız. Evet, yapılması gereken şeyler. Evet, yapılması gereken şeyleri biliyoruz. Yeşil mutabakat konusunda ilgili Genel Başkan Yardımcısı arkadaşım burada. O konuda çalışmamızı yaptık. Bütün büyükelçilerle paylaştık. Dolayısıyla biz Türkiye'yi sağlıklı ve tutarlı geleceğe hazırlamak için bugün elimizden gelen bütün çabaları gösteriyoruz. Bunu bilmenizi isterim. Daha da acı bir şey söyleyeyim. Sanayici arkadaşlarım şunu çok iyi bilsinler. Çok pahalı elektrik kullanıyoruz. Akkuyu'daki nükleer santral devreye girdiğinde kilowatt saatine KDV hariç 12,5 sent para ödeyeceksiniz. 12,5 sent. Sizin rekabet ettiğiniz ülkeler 3 sente kilowatt saatine elektrik kullanırken siz 12,5 sent üstelik garanti etmişsiniz. KDV hariç kullanacaksınız. Nasıl rekabet edeceksiniz? Bir sistemim de şu. Niye itiraz etmediniz? Rekabet şansınızı ortadan kaldırıyorlar. Bu yanlıştır, niye demediniz? Biz söyledik. Bu yanlıştır dedik. 12,5 sente elektrik verirsen bu gitmez. Paris Sözleşmesi imzalanması lazım. Gereğinin yapılması lazım. TÜSİAD'ın yaptığı bir çalışma var. 2 milyar dolarlık ek yük gelecek size. Sanayicilere, ihracatçılara gelecek. 2 milyar dolarlık ek yük gelecek. Eğer Paris Sözleşmesi imzalanmaz ve gereği yapılmazsa bir süre sonra Türkiye'den Avrupa Birliği'ne mal ihraç edecek sanayiciden ya da iş insanlarından ek vergi alınacak. Ek vergi. Bir önlem var mı? Yok. Çalışma var mı? Yok. Bunların çözülmesi lazım. Bakın, bütün bunlara rağmen karamsar değilim. Hepsini çözebilecek kapasiteye sahibiz. Bu ülke sahip. Siyaseten de sahibiz. Avrupa Birliği'nden de söz ettiniz. Avrupa Birliği bizi üye olarak kabul eder etmez. O ayrı bir şey. Avrupa Birliği'nin bize efendim şunu yapın, bunu yapın, yeni bir fasıl açmasını beklemeden eğer biz çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmak istiyorsak oradaki bütün kurumları ve kuralları kendi ülkemize de getirmek ve uygulamak zorundayız. Ben bunu dönemin başbakanı Binali Bey beni ziyaret ederken kendisine açık ve net söyledim. Niye dedim Avrupa Birliği'nin fasıl açmasını bekliyoruz? Yani illa oradan talimat mı gelecek biz bunu yapalım diye? Bizim irademiz yok mu? Bizim aklımız yok mu? Biz oturalım, bütün demokratik düzenlemeleri yapalım, onların öngördüğü bütün kuralları yapalım ve dönüp diyelim ki ne fasılı kardeşim? Biz zaten hepsini yaptık. Bunu niçin söylüyorum? Bu ülkenin siyasetçileri, bu ülkenin insanlarının üçüncü sınıf demokrasiye mahkum edilmemesini istemek zorundadırlar. Eğer bu ülkenin siyasetçileri, hayır efendim Avrupa Birliği'ndeki demokrasi bize çok gelir. Hatta bir dönem bir darbeci şunu söylemişti, bu anayasa bize bol geliyor diye. Özgürlükler vardı, anayasa bol geliyor diye kısıtlamalar gelmişti. Biz birinci sınıf demokrasiyi kendi ülkemize getirmek zorundayız. Ve bunun altyapısını oluşturmak zorundayız. Ve bunun için Avrupa Birliği fasıl açtı, yok fasıl kapattı. Bunları ortadan kaldırmak zorundayız. Değerli arkadaşlarım, hepiniz biliyorum istikrar istiyorsunuz. İş adamları, ekonomide istikrar, siyasette istikrar. İstikrar nedir diye sözlüğe baktım. Sizin adınıza sözlüğe baktım. Şöyle diyor. Düzenlilik. Düzenlilik içinde sürüp gitme, kararlılık. Güzel. Ekonomide istikrar istiyor. Var mı?
Yok. Demokraside istikrar var mı? Yok. Normal yaşamımızda istikrar var mı? Yok. Yönetimde istikrar var mı? Orada da yok. O zaman kararlılık nerede bunun? Benim hem siyaset hem bürokratik yaşamda duyduğum en fazla, duyduğum en yüksek söz ya da fazla söz istikrar kavramıdır. İstikrar sözcüğüdür. Nereye gitseniz bir şekliyle istikrardan söz edilir. Diğer ülkelerle kıyaslıyoruz. Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslıyoruz. Aslında siyaset eğer normal yayında zemininde yürüyebilirse aslında çok fazla ülke için yapacağı çok fazla bir şey yok. Siyasetin yapacağı öngörüleri gerçekleştirmek için sağlıklı ve tutarlı hedefler belirlemektir. Öngörüleri gerçekleştirmek için Türkiye'nin büyümesi ekonomide, bilimde, kültürde, sanatta büyümesi için öngörülen hedefleri belirlerseniz o hedefleri kamunun kurumlarıyla özel sektör beraber gerçekleştirirler. Bunu şunun için söylüyorum. Devleti yönetmek aslında çok kolay bir şeydir. En kolay şey devleti yönetmektir. Ben bunu söylediğimde başlangıçta büyük itirazlar gelmişti. Ya devlet yönetimi bu kadar kolay mı? Evet. Niye kolay? Çünkü devlet yönetiminde herkesin görevi yasalarla, yönetmeliklerle, tüzüklerle belirlenmiştir. İhale nasıl yapılacak? Yasası var. Genel müdür ne yapacak? Kuralı var. Odacı ne yapacak? Yönetmeliği var. Efendim, bankacılık düzenleme denetleme kurulu ne yapacak? Bütün bunların hepsinin tanımı var aslında. Sorun nereden kaynaklanıyor? Sorunun kaynaklandığı nokta şu. Sorunun kaynaklandığı. Siyaset kurumu yasalara ve kurallara aykırı bürokrasiye talimat verdiği zaman sorun çıkmaya başlıyor. İhaleyi ona değil buna ver. O zaman devlette liyakati öldürüyorsunuz. Mesela bildiğim kadarıyla Belçika'da uzun süre hükümet kurulamadı. Hiçbir Belçikalı, hiçbir gazeteci, hiçbir yazar çıkıp da mahvolduk. Ne olacak bu memleketin hali diye sormadı. Çünkü bürokrasi yasal ölçüler içinde tıkır tıkır çalışıyordu. Hiç kimse de hükümet kuruldu, kurulmadı. Böyle bir arayış içine de girmedi. Bizde ise her şey siyasete kilitlendiği için siyasi otorite en ufak şeye doğrudan müdahale ettiği için sistem gelip belli yerlerde, belli zamanlarda tıkanabiliyor. Değerli arkadaşlarım, kötü yönetiliyoruz. Örnek vereceğim. Öyle çok fazla sayıda örnek ver. Bir örnek vereceğim. Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın yasası var. 1211 sayılı yasa. Madde 4. Merkez Bankası'nın temel görev ve yetkileri diyor. Malum söyledim az önce. Her bakanın, her kurumun, her işte bürokrasideki her mevkinin görevleri yasalarla, yönetmeliklerle, tüzüklerle belirlenmiştir. Merkez Bankası'nın yetkileri de belirlenmiş. Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Az önce istikrarın ne anlama geldiğini söyledim zaten. Temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Banka fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para kullanacağı